Bir evde mama markası olan Soprano Mutfak, Doğukan Erdem Kutlu ile Patron Mutfak'tayı sunar. Patron Mutfak'ta programından hepinize merhabalar. Hanımefendiler, beyefendiler, ekranları başında bizleri izleyen değerli dostlar. Güzel bir hafta sonu olması temennisiyle Patron Mutfak'ta programına start veriyoruz. Yine birbirinden kıymetli iş insanlarımızla sizleri buluşturmaya devam eden programımızda bu hafta yine çok başarılı. Ülkemizde de özellikle hanımefendilerin son derece teveccüh ettiği bir markanın kurucusuyla birlikte olacağız. Nasıl keyifler şefim? Her şey yolunda mı? Çok şükür. Evet. Havalar düzeldi. Biz de düzeldik. Çok şükür. Yani gerçi ben bütün havaları seviyorum ama tabii güneş açınca insanın içi başka bir cıvıl cıvıl oluyor. Aynen öyle. Çok yabancı değiliz. Bu haftaki yolculuğumuz herhalde Rize. Aynen. Karadeniz'deyiz. Ata topraklarına bir yolculuk yapacağız. Evet. Benim de en böyle olmazsa olmaz sevdiğim kara lahana çorbası fakat etli. Evet, bu sefer etli, kemikli. Kemikli. Hı hı. Konuğumuzun özellikle menüsünde bugün çok güzel bir hem muhlama var, hem fındıklı burma tatlısı var. Evet. Kolay gelsin diyorum Teşekkür sana. Teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili izleyiciler, Süven Çamaşırları kurucusu ve aynı zamanda da Eko Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı, çok saygıdeğer Özcan Sümer Beyefendi'yi alkışlarınızla yanıma davet ediyorum. Özcan abi buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle merhaba. Pandemi selamını verelim. Buyurun. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, hamdolsun, iyiyiz. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Enerjiniz harika. Vallahi ilk tanıdığım günden beri. Siz de öyle. Çok teşekkür ederim. Çünkü ben hep şunu söylüyorum Özcan abi. Yani gelen konuğun enerjisi aslında ekrana yansıyor. Orada bir sinerjiye dönüşüyor. Çünkü bazen böyle ilk defa bizi izleyenler işte zapping yaparken karşılaşıyorlar. Ya bir ışığından, dekorun bir parçasından, işte şefimin bir tebessümünden, konuğumun sıcaklığından ve güzel giyimine takılıyorlar, kalıyorlar orada. Evet, ama sizin enerjiniz de çok yüksek. Çok teşekkür ederim. Konuklara muhtemelen yansıyordur, bana da yansıyordur. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Onurlandırdınız bizi. Bugünkü programımızın ana şefi sizsiniz Özcan abi. Böyle size bir önlük takdim edeceğim müsaade ederseniz. Biliyorum ki kadın istihdamına da çok önem veren, çünkü sonuçta aslında kadınlara direkt hitap eden. %90'ı kadın ve şunu söyleyeyim, burada da eski bakan Berat Bey'e saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Pandemi öncesi ve pandemi sonrası istihdamı teşvik yardımları yaptılar. 2019-2021 yıllarında o desteklerle, o teşviklerle personel sayımızı %30 arttırdık. %30. Süven de %30 büyüdü, Ekotex'in %30 büyüdü. Yani o İslam teşvikten, o teşvikten yararlanıp gerçekten İslam'ı arttıran ender firmalardan biriyiz. Evet sevgili izleyiciler, konuğumuz önlüğünü giydi. Gayet keyifli ve güzel bir hafta sonu temennisinde bulunduk. Bugün eğer akşam için henüz bir menü belirlemediyseniz, eğer bu akşam evde yemek yiyecekseniz ailenizle, vallahi şiddetle tavsiye ediyoruz etli kara lahana çorbasını. Muhlama zaten günün her öğününde tercih edilebiliyor değil mi? Sadece evet. İlla böyle kahvaltıda mı? Karadeniz'de sadece kahvaltıda mı yenir? Hayır, her zaman. Başlangıç yemeğimiz diyebiliriz. Öyle mi? Her zaman evet. Günün her saatinde muhlamaya müsaitiz diyorsunuz. Evet. Çok güzel, çok güzel. Evet, o zaman neyle başlıyoruz? Kara lahana çorbamla başlayacağım. Çünkü onun pişme aşaması biraz uzun sürüyor. Uzun sürer, evet. Daha sonra tatlıma geçip finale doğru muhlamaya geçeceğim ki sıcak evet. sıcak yiyebilirim. Evet, evet. Tamam, çok güzel. Genelde sofraya oturmaya yakın. Evet. Muhlama yapılır. Çok güzel. Özcan Bey'e, Özcan Şef'ime lahana mı doğratacaksın? Tabii, lahanalar
Süper. Evet. Onu bekliyor. Vay burada be. Mı doğrayım? Evet. Evet, birazdan. O zaman sana da kolay gelsin. Biz biraz hem sohbet edelim. Tamam. Sohbet ederken sen nasıl kesmesi gerekiyorsa, neyin içine doğraması gerekiyorsa zaten tamam. Yardımcı olursun. Tamam. Sana da kolay Teşekkür gelsin. Teşekkür ederim Dorukhan Bey. Etli kara lahana çorbası. Bir bağ kara lahana, 250 gram kemikli kuzu eti, 1 çay bardağı bulgur, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuz ve 4 diş sarımsak. Hazırlanışı. Derin bir tencereye su koyup kuşbaşı doğradığımız etlerimizi haşlamaya bırakıyoruz. Lahanalarımızı iyice yıkadıktan sonra doğrayıp haşlamaya bıraktığımız etimizin üzerine ekliyoruz. Lahana iyice haşlandıktan sonra bulguru, sarımsakları ve baharatlarımızı da ekleyip pişiriyoruz. Muhlama. 250 gram kolot, çeçil ve kaşar peyniri, 100 gram tereyağı, 1 çay bardağı mısır unu, 1 çay kaşığı tuz ve 2 su bardağı su. Hazırlanışı. Tereyağı ve mısır ununu derin bir tencerenin içinde kavuruyoruz. Mısır unu iyice kavrulduktan sonra su ve tuzu ilave edip kaynamaya bırakıyoruz. Kaynamış olan yemeğimize peynirleri ekleyip iyice eriyene kadar karıştırıyoruz. Tereyağı üzerine çıkana kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Fındıklı burma tatlısı. 250 gram fındık içi 1 paket baklavalık yufka, 2 su bardağı mısır unu ve 2 yemek kaşığı tereyağı. Şerbeti için 2 su bardağı şeker ve 2 su bardağı su. Hazırlanışı. İlk olarak tatlımızın şerbetini hazırlayıp soğuması için ayırıyoruz. Derin bir tavada erittiğimiz tereyağımızın içinde mısır unu ve fındıkları karıştırıp kavuruyoruz. Baklavalık hamurlarımızın üzerine önceden eritmiş olduğumuz tereyağından sürüyoruz. Ardından hazırladığımız iç harcı ekleyip oklavaya doluyoruz. Dolanan hamuru oklava üzerinde iki elimizle bir araya sıkıştırıp vuruyoruz ve oklavayı çekiyoruz. Tatlımızı fırın tepsisine dizip kalan tereyağını da üzerinde gezdirdikten sonra önceden ısıtılmış 150 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Son olarak sıcak tatlımızın üzerine şerbetini döküyoruz. Süven tabii çamaşırları ülkemizde özellikle yurt dışından kurulup, değil mi? Bildiğim evet, kadarıyla evet, evet. Almanya'da kurulup, evet. Sonrasında aslında dünyada çok önemli organizasyonlara ve markalara da üretim yapan, ülkemizde de şu anda nereden baksanız 150'ye yakın mağazasıyla hanımefendilerin çok tercih ettiği önemli bir markanın kurucususunuz. Evet. Ama tabii ekotekstil işin hem turizm tarafında da hem farklı alanlarda da devam ediyor. Önce sizi tanıyalım. Özcan Sümer kim? Kaç yılında nerede doğdu? İlk markanın hikayesi nasıl? Evet. Önce geçen hafta pazartesi günü sevgililer günüydü. Başta sevgili annelerimiz, sevgili deyince eşden ibaret değil, başta sevgililerin sevgilisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bu ülkeyi bize emanet eden bu uğurda ölen bütün şehit, sevgili şehitlerimizi sevgi ve saygıyla anıyorum. Çok orada teşekkürler. Bütün sevgililere de sevgiyle yaşamalarını diliyorum. Şimdi seçtiğiniz menü aslında benim hikayemin başlangıcı. Öyle mi? Bu lahana, muhlama Türkiye'den kalktı Almanya'ya gitti. Çünkü bizim markamızın da iş hayatımızın da genetiklerinde Karadeniz'in yaratıcı, hırçın, vazgeçmez, inatçı tarafı Almanya'da teknolojiyle buluştu. Ve iş disipliniyle buluştu. Hatta bir parça da Fransa'nın estetiğiyle buluştu. Hiç kimse yani durdu. Çok güzel evet, bir çok evet, güzel evet, bir tabir. İçinden süren doğdu ve Ekotekstil de bugün Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en önemli iç giyim üreticisi hale. Hem Türkiye'de hem Anadolu'da hem Mısır'da şimdi yeni bölgelerde de yapıyoruz. İnegöl'de de yeni bir fabrika kurdunuz. Yapıyoruz. Ben bir gün Rize Vakfı'nın yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda ortak arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Buradan bütün Rize'ye selamlarımız olsun. Evet, bine yakın öğrenciye burs veren bir vakıf. Çok orada güzel. Bir defile yapmıştık. Defilenin konusu Kaçkar'dan dünyayaydı. İşte Kaçkar'ların eteğindeki bir menü hazırlamışsınız. Ben 62 Rize doğumluyum.
üniversite yıllarıma kadar Rize'de. 9 kardeşli bir ailenin 8.'si olarak doğdum. İyi ki 9 kardeşiz. Çünkü bugün Türkiye'nin en önemli iç giyim, hatta Avrupa'nın en önemli iç giyim ailesi, iç giyimi en iyi bilen bir ailenin kimisi tasarımcıdır ailemden yeğenlerim, kimisi parakendededir, kimisi tasarımdadır, planlamadadır, satın almadadır, üretimdedir. Geniş bir aile olarak... Yabancı yok mu içeride hiç? Yok, dostlarımız var. Çok iyi dostlarımız var. Hatta yabancı fona devretmiş durumdayız bir kısmını. Ama ailenin genişliğinin çok yararını gördük. Avantajlarını gördünüz. Çocukken onun zararlarını da gördük. Zararı şuydu, sevgi dolu bir aile içinde büyüyorsun ama 9'a bölünmüş bir imkanı düşününce tabii biraz muhlamadan da uzak kaldığımız günler çok oldu. Hatta biz iç yağını etli yapıyor hanımefendi. Evet. Biz onu iç yağıyla yapardık. Çünkü Harar Karadeniz'de iç yağıyla yapılıyor. Ben 33 yaşında tekstile başladım aslında. Dedim ya Karadeniz'in inatçılığı, vazgeçmezliği, mücadelesi. 33 yaşında bir şivem kötü olduğu için, Karadeniz şivesiyle konuştuğum için ben hiçbir teftiş kurulu ve devlet kadrolarında sınavları kazanıyor olmama rağmen şey yapamadım. Almadılar beni. Yani mülakatlarda mı takılıyordunuz? Tabii canım yani çünkü şimdi bile belli oluyordur ama çok 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 belirgin bir şive vardı. Böyle olunca hiçbir teşvik kurulu sınavlarını almadılar. Hatta benim üniversitelerde bir sorunun cevabıyla ilgili hiç düşündüğümü hatırlamam. Burada nokta var mıydı, yok muyduyla daha çok uğraştım. O bizi iş adamı yaptı dolayısıyla. Bir gün çalışırken Rizelilerin yaratıcı, girişken bir tarafı var. Bu nereden geliyor Özcan Bey? Yani bu inatçılık, bu Karadeniz'deki bu inatçılık, bu hırs, bu azim ve hani dik kafalılık demeyeceğim ama böyle bildiğini okuyan derler ya. Evet. sanıyorum doğaya diklenmezseniz yaşayamazsınız orada. O Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla mücadele ediyorsanız. Gemiciyseniz diklenmeniz lazım dalgaya. Toprakta yaşıyorsanız yağmura, çamura, dağlara diklenmeniz lazım. Güzel. Siyasetçiyseniz de ve arasında diklenmeniz lazım. Şey bir durum, Karadeniz'de yaşamak bu anlamda diklenmeyi gerektiriyor. Bu diklenme sizi yeteneklerinizi de geliştiriyor. İnatçı oluyor, sporcu oluyorsanız başarılı oluyor. İç giyim, yani uzak, tabii biz iç giyim hiç görmezdik çocukken. Şey bir konuydu. Mahrem bir konu. Mahrem bir konuydu, evet. Ama biz ne yaparsak iyisini yapıyoruz galiba. Siyaseti de, ticareti de, marka yapılanmasını da o konuda iyiyiz. Sanıyorum doğanın bize aktardığı genetik bir şey. Belki de lahana aktarmıştı. Evet, benim araştırdığım kadarıyla ekotekstil aynı zamanda da yani dünya markası olan ve Türkiye'de de birçok mağazası olan markaların da aslında fason çamaşırlarını üretiyor değil mi? Şimdi ben dedim ya 33 yaşında başladım. Bir Rizeli olunca evlendiğiniz zaman eşinizle aynı yerde çalışmak zor gelir size. Biri işte emir komuta vardır orada. Ben o nedenle ayrıldım. Bir tekstil firmasına girdim. Oradan da yani şimdi bakıyorsunuz dar geliyor her şey size. Dünya dar geliyor. Yani. Sığmıyorsunuz oraya. Açılalım dedim ve Almanya'ya gittik. Biz ekotekstili Almanya'da kurduk aslında. Dünyanın en önemli departman store'ları ve markalar üretim yapan Türkiye'nin en önemli iç giyim üreticisi ekotekstil. Ve 2000'lerin başından da bu bilgi birikimiyle işte diyorum ya Karadeniz'in hırçınlığı, Almanya'nın iş disiplini, Fransa'nın estetiğiyle birleşen bir Süven markası Almanya'da doğdu. Oradan kardeşim de var tabii bu projenin içinde, ailemden insanlar var. Bu proje Türkiye'ye taşıdık. Ama esas ana şeyimiz ekotekstilin üretim bilgisidir.
hala içinde yüzlerce Süven çıkarabilecek bir bilgi birikimine sahip. Çok güzel. Süven ailesi, hatta Eko ailesi sadece Türkiye'de değil, dünyada en önemli iç giyim oyuncusu diyebiliriz. Yani çok, bu çok iddialı bir çok, laf. Çok, evet, çok, çok iddialı. Demek ki altı benim dolu için, bir iddia. Şöyle söyleyeyim, biz Süven yolculuğu 20 yıldır sürüyor. Biz buna benzer yolculukları daha kısa sürede yapacağız. Türkiye'deki hikayesi 20 yıl mı oldu? Yoksa Ekotekstil'in hikayesi Süven'le birlikte 20 yılı buluyor tabii ama size yansıması, tüketiciye son, yansıması ya son 10 yıl. Son 10 yıldır. Bu arada şefimiz lahanaları istiyor galiba. Evet. İstiyoruz. Buyurun buraya aktarıyorum. Evet. Şimdi şimdi burada tabii üretim merkezi, işin Ar-Ge tarafı, tasarım tarafı, yani böyle kendi iç bünyenizde olunca işler daha da kolaylaştı. Kesinlikle şöyle söyleyeyim, sadece biz Türkiye'nin ve Avrupa'nın en önemli iç giyim üreticisi, oyuncusu değiliz. Tasarım bakımında biz dünyaya tasarım da satıyoruz. Victoria's Secret'ten fason üretimi yapmıyoruz, tasarım da satıyoruz. Başka hangi markalar var bizim bildiğimiz mesela? Bütün H&M, C&A, Mark, dünyada bildiğiniz ne kadar şey varsa, marka varsa, Armani dahil bizden tasarım satın alabiliyor. Çok iyi. O nedenle diyorum ya, ailem, Süven ve Eko ailesi dünyanın en önemli çamaşır oyuncusudur. Buna benzer bir aile daha var mı bilmiyorum. Yani örnek var mı bilmiyorum ama biz yani çok şey olsa, yani geçmişimiz, işte Rize'den gelmişsiniz, geçmişimiz güçlü bir sermaye birikimiyle babalarımızdan gelmiş olsaydı sanıyorum dünyanın en önemli markası biz olurduk. Bütün tasarımlarımız kendimize ait. Yani biz şey yapmıyoruz, kopya yapmıyoruz. Biz taklit ediliyoruz ama taklit etmiyoruz. Yok, ben bizzat geldim, gördüm, yerinde de inceledim. Gerçekten de başta kendi oğlu olmak üzere, evet. Özcan Bey'in kendi tasarımları yiyenleriniz olmak üzere. Evet, çok kalabalık bir kadroyla işin tasarım tarafı emin ellerde, güvenli bir hizmet evet, veriyorlar. Çok güçlü, hatta trend belirleyebiliyoruz bile. Yani biz trendleri Avrupa'dan şundan bundan beklemiyoruz. Biz trend bile belirliyoruz. Mesela şu an 2022, mesela 2023'ün bütün kreasyonu veya koleksiyonunu bütün dışarıdaki markalarda aslında fikir olarak ya da tasarım hırsızlığı olarak sizden böyle bir esinleniyorlar mı? Yoksa sizde hepsi patentli olup da hani bu işi koruyabiliyor musunuz, bu tasarımları? Konfeksiyonda koleksiyonlarınızı patentleyemezsiniz. Hmm. Biz yılda 2000'e yakın koleksiyon hazırlıyoruz. Süven keza ayrıca hazırlıyor. Çünkü artık Süven'in tasarım ekibi ayrı, Eko'nun tasarım ekibi ayrı. Aynen. Eko global markalar üretim yaparken Süven'in bir kimliği, kişiliği var. Dolayısıyla onun hitap ettiği kadın ve erkek bir başka kimlikte. Bir de biz aynı zamanda farklı konseptleri dedi ki markaları yaptığımız için ayırdık. Ama biz özgün kalabiliyoruz. Kimseden etkilenmiyoruz. Ama şey vardır, anonim bir renk belirleme süreci var. Tabii o rengi siz belirleyemiyorsunuz. Bir anonimdir belirleyen. Ama içinde küçük küçük trendleri bazen kesimciden çıkar, bazen makaslardan çıkar, bazen modelisten çıkar, bazen üretimden çıkar, bazen de bizden de çıkabiliyor ama biz önemli bir iç giyim oyuncusuyuz. Bu Interland'da. Peki şu anda ürün gamı kaç adet? Mesela Süven'de kaç çeşit çamaşır, yani tasarım anlamında da, ürün çeşidi anlamında da? Süven'de çorap, mayo, pijama demiyoruz artık, homewear. Ve iç giyim, linceri ve basit iç giyim, standart iç giyim var. Ama Ekotekstil'de bunların hepsi ve erkek de var. Neden homewear demiyoruz? Süven'de erkek var mı? Erkek var, evet. Yani şimdi tüketicilerimiz erkekleri şaşırıyordur belki şu an. Yok. Çünkü mağazalarda göremiyoruz. Şöyle, çok fazla erkekle çok fazla koleksiyon yapmıyoruz ama erkeklerin genellikle iç çamaşırlarını bayanlar aldığı için alışveriş yapan bayanlar, erkekler bilmiyor ama bayanlar... Erkekler mi daha zor, kadınlar mı bu konuda?
tabii kadın, gerçek alıcı kadın, tekstil alıcısı kadın. İç giyim kadında zor tabii ki. O derin bir know-how gerekiyor. İç giyimin ayakkabı gibidir. Bir numara büyük, bir numara küçük ayakkabı giyemezsiniz. Ceketi giyersiniz bir numara büyük, bir numara küçük. Erkek ama giyer giyim, iç giyimi. Evet, ama iç giyim, bayan iç giyimi mümkün değil. Rahat edemezsiniz. O know-how İngilizlerde yüksekti. Şimdi artık Türkiye İngilizleri, Fransızları geçti. Solladı. Türkiye'de kesinlikle. Türkiye'de iç giyim know-how'ı çok yüksek. Harika. Şefim, durum nedir? Çorbamın ana malzemelerini ekledim. Evet. Yaklaşık bir yarım saat pişme süresi var. Çok güzel. Birazdan zaten kokusu size ilham verecektir. Bir koleksiyon bile çıkarabilirsiniz. Harika. O zaman bu keyifli sohbet sevgili izleyiciler. Kısa bir reklamın ardından devam edecek Patron Mutfak'ta programından ayrılmayın. Reklamların ardından devam ediyor hanımefendiler, beyefendiler. Bizleri an itibariyle eğer yakaladıysanız Süven Çamaşırları kurucusu ve Eko Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Bey bugünkü programımızın konuğu. Özcan Bey, ilk bölüm çok keyifli geçti. İkinci bölüme de biz dünyada artık bir Türk kahvesinin varlığını her hafta elimiz ve dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü diyoruz ki dünyadaki tüm restoranlarda artık gittiğinizde, çünkü dünya küçüldü, herkes her yere gidebiliyor. Evet, evet. Lütfen Türk kahvesini menüde isteyin. Yani akıllıca, çok yerinde ve Türk kahvesinin hakkını böyle teslim edebiliriz. Evet, biz de program olarak böyle bir misyon üstlendik. O yüzden size de müsaadenizle ben bir sade kahve yapmak istiyorum. Memnun olurum. Teşekkürler. Biraz da zaman yavaş yavaş Türk kahvesi demeye başladılar da muhtemelen evet, etkisi oluyor. Birçok yerde Türk kahvesi lütfen diyenler yurt dışında karşılaşıyorum. Bunu ne kadar dillendirirsek mesela sizin evet, de Batum'da turizm evet, tesisleriniz var. Yani çok Avrupa'dan çok böyle turist alan bir yer orası. Avrupa'dan, Rusya'dan. Rusya'dan özellikle. Biraz bu Türk kahvesini orada aslında ön plana çıkartabiliriz. Benim oradaki işletmelerimizin menüsünde var. Var değil mi? Türk kahvesi diye. Evet, şöyle. Hop. Özcan abi, sizden şöyle düğmeye basarsanız. Evet. İsteseniz de istemeseniz de size köpüklü bir kahve gelecek oradan şimdi. Kahvemiz pişene kadar. Şimdi Eko Tekstil bünyesinde artı Süven'de, şimdi Süven'de nereden baksanız 150'ye yakın bir mağaza sayısı evet, ve her geçen gün çoğalan bir yapılanma var. İstihdam noktasında kaç kişiyle çalışıyorsunuz şu anda? Şu anda Süven'i ayırıyorum. Süven'de ailemin hala devam ediyor ailem, ama yarısını küçük, onu söyleyeyim. 2000'li yıllarda biliyorsunuz Türk ekonomisinde ciddi bir büyüme oldu. Bu büyümeye rağmen marka yani ülkenin çok az bir markası, dünya markası oldu. Bunlardan bir tanesi de Süven'di ve Süven son 2010'dan sonra, 12'den sonra yabancı fonların ilgi duyduğu tek marka. Yabancı fonların. Evet, ha, yabancı çok güzel. Fonlar. Şu anda yabancı fon, benim kurucusu olduğum ise, ailemin hissesi devam ediyor. Benim bütün hisselerimi o fona devrettim. İlginç olan böyle bir markaya ilgi duyması ki son Türk ekonomisinde hani tereddüt varken bir fon gelip bu konuda yatırım yapıyor. Eko Tekstil'in ve Süven'in bünyesinde 3000'e yakın kişi istihdam ediyoruz. Çok güzel. Bizim Rize'deki otel, Batum'daki otel hariç. Fabrikalarımızın biri Mısır'da. Mısır'da, bir tanesi Zonguldak'ta. Şimdi İnegöl'de var bir tane, İstanbul'da. Ailemin bünyesinde Tekirdağ'da da var, İnegöl'de var. 3000 kişiye yakın kişi istihdam ediyoruz. Bu önemli bir istihdam. Peki bunların kadın sayısı ne kadar? Çünkü siz, biliyorum ki kadın istihdamına da çok önem veren, çünkü sonuçta aslında kadınlara direkt hitap eden. %90'ı kadın ve şunu söyleyeyim, burada da eski bakan Berat Bey'e saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum.
pandemi öncesi ve pandemi sonrası istihdamı teşvik yardımları yaptılar. 2019-2021 yıllarında o desteklerle, o teşviklerle personel sayımızı %30 arttırdık. %30. Süven de %30 büyüdü, Ekotex'in %30 büyüdü. Yani o İslam teşvikten, o teşvikten yararlanıp gerçekten İslam'ı arttıran ender firmalardan biriyiz. Dolayısıyla İslam gücümüz, yani şu anda bu sene bile %30'da bu sene yine eleman alıyoruz. Çalışan alıyoruz ki bizim ücretimiz konfeksiyon deyip asgari ücretten ibaret değil. Asgari ücret üstünde bir ücret ödeyen kurumuz. Peki bu moda tasarım meslek yüksek okullarından da öğrencilere hem orada staj yapması ve orada kendini geliştirmesi ve ileride orada meslek sahibi olması noktasında da öncülük yapıyorsunuz diye biliyorum. Çok ciddi üniversitelerin, özellikle evet, tekstil konfeksiyon tasarım lise üniversitelerde bizim sonsuz şekilde, sonsuz sayıda kadrolar kapımız açık. Birçok stajyerler gidip muhasebelerde evrak getir götür işe tutulur. Biz de bil fiil tasarım stajyeri ise tasarımda, konfeksiyondaysa, üretimde, satın almaysa satın almada gerçek yerinde değerlendiriyoruz. Çünkü bir ülke marka olmak istiyorsa insan kaynakları şart. Harika. Onun üzerine oturmak zorunda. Harika. Şefim. Az önce lafın arasında karışmış olabilir, kaynamış da olabilir. Evet. Tatlının altyapısını oluşturdunuz zannedersem. Evet. Fındıkları kavuruyorsunuz. Kavurdum, aynen. Mısır unu ve tereyağıyla kavurdum fındıklarımı. Evet, biraz Özcan Bey de kavursa oraya gelse olur mu? Olur. Yani... Siz şöyle döndürün. Bu neden kavuruyoruz biz fındıkları? Çünkü hem fındık kavruldukça daha lezzetli hale geliyor. Bir de şimdi Karadeniz'in özgü bir şey, mısır unu deyince aklıma zaten Karadeniz geliyor. Evet. Yani. Bir de yağını dışarıya doğru verir. Aynen. Daha lezzetli bir hale geliyor yani. Anladım. Yani kavrulmuşu biraz daha kıtır tabii, kıtır tabii. Oluyor. Kıtır tabii. Kıtır oluyor. Şimdi Özcan abi burada 3000 istihdamdan bahsettik. Evet. Şimdi hem moda ve tasarım noktasında da gençlerle ve üniversitelilerin de sizlerden faydalanabileceği bir sisteminizden bahsettik. Peki şunu da merak ediyorum. Markalaşmak ve Almanya'da bu markayı kurarken yani sizin nasıl bir hayaliniz vardı? Yani önümüzdeki uzun yıllar insanlar bu markayı kullansın, tüketsin. Bizden sonraki nesiller, bizden sonraki kuşaklar. Yani bir markayı korumak, yani kurmak mı, koruyabilmek mi, onu devam ettirebilmek mi? Ben bunu çünkü her gelen konuma soruyorum. Çünkü programımızın bu bölümünde markalaşmayla da ilgili bir misyonumuzun olduğunu düşünüyorum. Yani markalaşmak bu kadar kolay mı? Şimdi markayı kurmak da zor, korumak da zor. Ama kurmanın şöyle bir şeyi var. Türkiye dünya hazır giyiminin %8'ini imal ediyordu. Hazır giyim şeyinin, iç giyim hazır giyim ihracatının %8'ini Türkiye yapıyordu. %8 Çin'den sonra en büyük rakam. Şimdi bu son yıllarda %2'ye düştü. Şimdi dünyanın en büyük iç giyim oyuncusu olup içinden marka çıkarılmaması bir izah edilebilir bir şey değil. Bunun bir markayı yaratmak istiyorsanız evet ekonomik birikim gerekebilir ama en büyük işte demin söylediğimiz insan kaynaklarıdır. Marka bir kültürle oluşturabilirsiniz. Bir bakış açısıdır. Onu merch etmeniz lazım. Onun annesi gibi korumanız lazım. Parayla olacak şey değil. Sadece parayla olabilecek bir şey değil. Onu titizlikle rengini, fiziğini, her şeyini seçmeniz lazım. Türkiye'deki sermaye birikim ve üretim gücü yüzlerce marka çıkarmaya yeterliydi ama insan kaynakları olarak yetersizdi. Patronaj da bu anlamda da şeydi, kararsız davrandılar. Kısa süreli sonuç almak üzere. Oysa marka bir yolculuk ve uzun bir yolculuk. Nitekim Süven 2000'li yıllarda başladı, 2010'lu yıllarda çiçek açmaya başladı. 2017 fonun bize katılması, aileme katılmasıyla birlikte de
artık patladı ve şimdi artık dünyaya açılıyor. Artık yurt dışına da açılıyor. Markayı titizlikle koruyacaksınız. O konuda benim kardeşim var. Yani ailenin büyüklüğünün faydası. O yapısını Birol kardeşim ısrarla korudu. Yani daha çok satacağız diye sağa sola sapmayacaksınız. Evet, çok önemli. Yapınızı koruyacaksınız. O konuda da kardeşim iyi şey yaptı, iyi durdu. Markanın kimliğini bozmamalısınız. Yurt dışında Süven hangi ülkelerde şimdi var mı? Azerbaycan, Kıbrıs, Romanya, şimdi Ukrayna, Rusya, Polonya'ya da başlayacaklar ama o süreci ben biraz fon tarafı olduğu için ben üretim kısmındayım. Çok şey yapamıyorum. Peki hep şöyle derler. Yani dünyada en çok iç çamaşırı tüketen coğrafya Arap coğrafyası. Yani Dubai ve işte Katar. O bölgelerdeki hanımlar daha çok rağbet gösterir derler. Bilmiyorum ne kadar. Doğru değil. Evet. Şimdi Victoria's Secret diye bir marka var. Podyumlarında görürsünüz. Niş işler vardır. Onlar iç giyim piyasasının şeyidir. PR'ıdır. Onlar çok satış olmaz. Onlar bir podyum show tarafıdır. Evet. Dünyanın şu iç giyimin pandemi döneminde hem Süven hem Eko'nun büyümesinin en büyük nedeni iç giyim gelir düzeyine bağlı bir tüketim aracı değil. Kültür düzeyine bağlı, yaşam biçimine bağlı bir tüketim aracı. Yani iş giyim bir kültür müdür giyim? Tabii ki mesela köyden kente göçler aşladıkça iç giyim tüketimi artar. Dolayısıyla dünyanın en çok iç giyim tüketen bölgesi Avrupa. Çünkü işsiz kalsanız da ekonomik durumunuz ne olursa olsun sabah öğle akşam veya bir sabah bir akşam veya hem akşam hem sabah bizim duş almamız gerekiyor. Kent hayatı böyle bir stres yüklüyor insanlara. Bunun için iç giyim tüketimi kültür düzeyine bağlı bir tüketim ürünü. Gelir düzeyine değil. Mesela insan gelir düzeyine bağlı olarak tatile gider, deri ceket alabilir ama iç giyim öyle değil. Kültür düzeni çok bağlı. Bu nedenle de en kişi başı çamaşır tüketimi biz işe başladığımızda Avrupa'da 30 iken Türkiye'de 2 idi. Hatta 2 utanıyorum 2 diyorum. O kadar 0-20 kötü. Idi. Evet. Kişi başı çamaşır tüketimi 0-2 idi. Şimdi onları buldu. O zaman şöyle yapalım Özcan abi. Bölümümüzde yani bu bölümümüzde gençlere tavsiye bölümümüz var şimdi. Senden şunu rica ediyorum abi, jim operatörümüze bakarak sadece o objektifte göz göze gelerek gençlerimize neler tavsiye edeceksiniz? Yani sizi dinledikten sonra böyle hırçın gibi yerinden kalkıp ben de başarmak istiyorum diyecek olanlara söz sizde. Bundan çok yakın zaman önce hayata tutunanlar diye yetiştirme yurdundan mezun olanlarla ilgili bir TRT'de bir film yapıldı. Bu benim hayatımı da yaptılar. 9 kardeşli olmamızdan ötürü ben yetiştirme yurdunda büyüdüm. Bunu çok az kişi bilir. Yetiştirme yurdunda yani devletin koruması altında büyüdüm. Bir tek şey yaptım. Vazgeçmedim. Pes etmedim. Pes etmedim. Direndim, dik durdum. Vazgeçmeyin yeter. Ne yaparsanız yapın. Vazgeçmeyin. Harika. Sevgili izleyiciler, ikinci bölümümüzün de sonuna geldik. Patron Mutfak'ta programı final bölümüyle birazdan sizlerle birlikte olacak. Patron Mutfak'ta programının final bölümündeyiz. Hanımefendiler, beyefendiler. Bugünkü programımızda hem Rize yöresinin geleneksel Türk mutfağının lezzetlerini, yani etli kara lahana çorbamız, muhlamamız, tam böyle muhlama derken konuğumuzun Sayın Fulya Şef'imle beraber muhlamayı canlı canlı sıcağı sıcağına yaparken yakaladık.
Kolay gelsin efendim. Sağ olun. Nasıl gidiyor? Harika. Değil mi? Çok marifetli ve becerikli. Çok evde muhlamayı siz mi yaparsınız? Evde ben yaparım, evet. O yüzden o alışkanlık var. Evet, evet. Bir de bir şey daha, bu sizin vesilenizle bütün Rizelilere borcumu ödemek istiyorum. Muhlama, çoğu Türkiye'liler Trabzon'a ait bilir. Muhlama özbeoz Rize'nin yiyeceğidir. Özcan abi, Trabzonlular şimdi bize hücum etmesin yani. Yani bu bir gerçek mi gerçekten? Bu gerçek. Rize'ye ait. Rize'nindir tabii. Muhlama Rize'ye aittir. Efendim şimdi bir anket açıyoruz. Muhlama Rize'ye mi ait, Trabzon'a mı ait? Rize diyorsanız diye böyle bir şey var. Ekranı ikiye bölüyoruz diye. Kolay gelsin. Kaç dakikalık işimiz var? Yaklaşık bir 5 dakika falan. 5 dakika bunu böyle kavurması mı gerekiyor? Ya, bu aslında 1-2 dakikaya da artık hazır. Peki biz şöyle yapsak. Biz biraz fazla karıştırdık. Şefim sen devam etsen. Tabii ki. Biz de bu arada bu çok muhteşem karalahana çorbamızı tadına baksak olur mu? Tabii ki. Muhteşem. O zaman tadına bakalım mı? Memnuniyetle. Elinize sağlık tekrar. Ayaklarınıza sağlık sizin de. Şefim bunu kaşıkla mı yiyoruz? Evet. Her ikisiyle de. Hmm. Evet. Çocukluğumda çok et olmazdı. İç yağ kullanırdık. Etle tabii. Pul biber alır mısınız? Ben aldım. Aldınız. Evet. Evet, pul biberi öneririm. Hmm. Muhteşem. Muhteşem. Şefim bu lahanaların biraz diri olması lazım değil mi? Evet. Çok böyle haşlanmamış. Evet. Dağılmaması lazım. Hmm. Allah'ım. İstanbul'da, Ankara'da yaşayan bütün Rizelileri seyredenlerin imrendiğinden eminim. O yüzden bugün eğer İstanbul'daysanız Karadeniz ya da Rize yöresine ait Türk mutfağının böyle lezzetlerini yapan yerler var. Evet. Evde yapamayacaksanız da eşinizi alın bu akşam oralara gidin, evet. Değil mi? Kemikli, iç yağlı, etli hangisini istiyorlarsa. Efendim şimdi muhlamayı bekliyoruz. Bir taraftan da sizler son olarak neler söylemek istersiniz? Programımızı kapatıyoruz. Programımızla ilgili neler düşündünüz, ne hissettiniz, neler yaşadınız? Önce çok keyif aldım, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Güç kattınız, memlekete götürdünüz, lezzetleriyle tekrar buluşturdunuz. Benim varlığını borçlu olduğumuz yiyecekler bunlar. Bunlarla büyüdük. Bunlarla işte Rize'den kalktık Almanyalara. Bir gün geri döneriz umuduyla. Ve döndük ve buradayız. Bunlarla buluşturdunuz bizi. Hem çok keyifli, hem geçmişi hatırladık. İnşallah markamız da bundan sonraki süreçlerde çok daha fazla, hem sayısının artmasını istiyoruz. 150'ler, 350, 550. Yurt dışındaki ülke sayısı daha da fazla olsun inşallah. Muhlamamız da geldi. Bir marka, bir yolculuk ve bu yolculuğa yurt dışında devam etmeye başladı. Artık Türkiye'de büyüdü. Artık yurt dışında mağazalaşmaya başladı ama zaten Eko Tekstil dünyanın hemen hemen bütün büyük mağazalarında Eko Tekstil üretimlerini görme şansları var zaten. Bütün dünyaya açılmış durumda ama kendi markasıyla Suven'de yurt dışı yatırımlarına başladı. 4-5 mağazası açıldı. Devamı da gelecek. Devamını da gelecek inşallah. Kararlılığın, çok çalışmanın sonucu. Harika. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Şimdi ben bunun da tadına bakalım. Ya bir mısır ekmeği yok muydu? Mısır unu ekmeği şöyle harika insan. Harika olurdu aslında. Hiç değil mi? Yani şöyle evet. bunun üstüne. 10 numara olurdu. Hmm. Afiyet olsun. Aman Allah'ım. Rizeliler seyrederken evin önünüzde bir yoksa sizin yerinizde olmak istemezdim. Hmm. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Vallahi enfes olmuş. Çok uzun zamandır bu kadar güzel muhlama yemedim. Evet. Vallahi yemedim.
Afiyet olsun. Hemen tatlımızın da tadına bakalım, sonra programımızı bitirelim. Şefim, sende bir değişiklik var ya. Nasıl? Sen her geçen gün lezzet ve o damak tadımıza daha böyle hitap eden güzel şeyler çıkartıyorsun. Afiyet olsun. Vallahi muhteşem. Eline sağlık. Afiyet evet, olsun. Laz böreği kıvamında bizim laz böreğimiz var. Evet. Fındıklı burma tatlımız bu. Onu evet. Birkaç hafta önce yaptım. Aslında ona, dedim bunu da bir deneyelim, evet, hep ama beraber müthiş, bir tadına ama bakalım dedim. Müthiş, afiyet müthiş olsun. Bir şey. Yok yok, benim artık damak tadımı öğrendi Hulda, evet. Şefim. Biliyor yani. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet Eline olsun. Sağlık. Teşekkür ederim. Efendim, bir kez daha onurlandırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Onur bana ait. Çok keyif aldım. Çok enerjinizden enerji aldım. Şimdi işe daha büyük bir motivasyonla dönüştüm. Harikasınız. Efendim, yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına, kamera arkasındaki başta yönetmenim, teknik yönetmenim, bütün kameraman arkadaşlarım, kurgu editörlerim, rejideki arkadaşlarım, tüm ekibim adına sonsuz teşekkürler ediyorum. Bizleri izlediğiniz için, teveccüh gösterdiğiniz için. Haftaya buluşmak ümidiyle, Allah'a ısmarladık. Bir Evdema markası olan Soprano Mutfak, Doğukan Erdem Kutlu ile Patron Mutfak'tayı sundu.